Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Bahçeköy İstanbul'dan sesleniyoruz. İstanbul Havuz firmasına konuk olduk ve firma sahibimiz Sayın İsmail Cantürk ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar İsmail Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmail Bey, burada bulunmak gerçekten çok farklı. Çünkü havuz deyince akla gelen tüm çeşitlerde varsınız. Çok uzun yıllara dayanan bir bilgi birikiminin burada bu güzel mekanda Bahçeköy'de buluşması var aslında. Çocuk denilecek yaşta başlayan bu sevda, bu bir aşk, bu bir tutku çünkü. Ve şu anda bizlerle havuz denince gene tekrar ediyorum akla gelen tüm yelpazede buluşturuldu. Ve ben izninizle bunu tabii ki hikayenin tamamını kurucusundan dinlemek istiyorum. İzninizle 1985'lere dönmek istiyorum. İlk İstanbul Havuz doğdu ya sonrası diyelim. Evet. 1980'li yıllarda iş hayatına başladık. Piyasaların durumuna baktım. Havuzculuğu daha uygun gördüm kendime. Havuz yapmaya karar verdim. Ve onu öğrendim. Kursa gittim. Staj yaptım biraz sağda solda. Sonra firmamızı kurduk. 85 yılında firmamızı kurduk. İlk zamanları çok azdı sektörde havuzcu firması. Bayağı birden yükseldik. Şeyler yaptık. Tanındık. Meşhur olduk. Sonra yavaş yavaş firmaya, sektöre başka firmalar eklendi. Eklenince biz de işte İstanbul'da işte 1. Levent'te, sonra Eminönü'nde, Sanayi Mahallesi'nde ve en son Bahçeköy'de yerimizi aldık diyorsunuz. Yerimizi aldık ve burada idame etmeye çalışıyoruz. Süpersiniz ustacığım. Burada tabii ki siz her zaman farklı oldunuz. Burada 30 yıllık bir bilgi birikiminin ki 2016 ile 31. yıla da girdik. Bizlerle buluşması var. Bunu tüm müşteriler aslında referanslarınız söylüyor. Çünkü gerçekten yaptığınız işi hakkıyla yapan ender firmalardan bir tanesisiniz. Ve burada havuz deyince akla gelen büyükten küçüğe her boyutta varız demişsiniz aslında. Sizler dileyin. Sizler hayal edin, bizler onu uygulayalım demişsiniz. Evet. Yıllardır sloganınız bu oldu aslında. Kalite, güven ve müşteri memnuniyeti. Ve ben diliyorum ki nice 31 yıllar boyu bu değerler bizlerle olsun. Anlatalım mı? Havuz deyince aklımıza hangi ürün yelpazeleri gelmeli? Nerelerde varız? Havuz deyince tabii ki yaz sezonu geldiğinde o zaman insanlar işte denize gitmek ister. Ama biraz hal vakti iyi olan insanlar da bahçelerine havuz yaptırmak isterler. Böyle olunca işte çocuklar babalarından, ebeveynlerinden istiyorlar. Öyle olunca havuz sektörü oluştu. Sonra biz de işte bu işe nereden başlıyoruz? Önce proje çalışmaları başlıyor. Sonra, önce yer görülüyor değil mi? Gidiyoruz, tabii yer bakıyoruz. Görülüyor. Bir aplikasyon yapıyoruz. Onun sonucunda da seri bir şekilde yaz sezonu yaklaştı çünkü çocuklar havuza girsin bir an önce diye işte hızlı hızlı kazıyoruz, yerini kazıyoruz, betonu döküyoruz. Ondan sonra en lüks bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Mutlu ve son diyorsunuz. Mutlu son, onun zaten o sonunu görmek çok güzel bir olay. O insanların sevinmesi, işte havuza suyun doldurulması farklı bir şey oluyor. Bu da onların sevinmesi bize de ayrıca bir sevinç yansıyor, kaynağımız oluyor. Kesinlikle. Evet. Peki ustacığım burada sadece İstanbullular mı yararlanıyor bu hizmetinizden? Hayır. Tabii ki biz de herkese iş yapamıyoruz. Anlaşmak önemli. Yani şehirler arasında çalışıyor muyuz? Tabii. Mesela Gaziantep'te de iş yaptık. Maraş'ta da iş yaptık. Antalya'da da iş yaptık. Bilhassa Akdeniz bölgesi ağırlıklıydı. Akdeniz çalışıyoruz. Ama şimdi Ayşe Hanım, şu anda kentsel dönüşümden dolayı insanlar dairelerini daha böyle yüksek fiyata satsınlar diye bir sosyal tesis yapıyorlar. Burada da havuz yapılıyor şimdi. Onun için sektör gayet her şeye girdi. Site, işte villa, apartman, hepsi havuz akla geliyor şimdi. Onlar böyle akla geldiği zaman acaba havuzu var mı? Mantığı var insanlarda. Tabii havuzlu olan evler biraz daha pahalı satılıyor.
Yani havuzun olduğu her yerde varız anlıyorum ben bu cümlelerden. Evet, evet. Aslında evet. Sadece bireysel anlamda değil, bir villanın bir işte havuzunu değil, bütün sitelerin havuzlarında, otellerin havuzlarında gibi gibi havuzun olduğu her yerde tüm Türkiye'me bir alo kadar, bir tık kadar yakınız diyorsunuz aslında. Evet. Evet. Burada tabii değişmeyen tek şey, gene vurgulayacağım, kalite oluyor. Burada çalışan uzman bir kadronuz var yıllardır aslında. Evet. Ve bu kadroyla birlikte bu işi sürdürüyoruz. Ayrıca ikinci nesil Koray oğlumuz da gelmiş ve ben yürekten diliyorum ki 3. 4. nesiller boyu daim olsun bu güzel mekan. İnşallah. Buradan o görünmeyen kahramanlara da, emeği geçen tüm kardeşlerimize de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyoruz. Burada havuzu tabii ki bizlerle buluşturmak çok önemli ustacığım. Gerçekten şu anda dediğiniz gibi bir elin parmaklarından kadar az olan bu havuz sektörü şu anda neredeyse o kadar çoğaldı ki emlak firmalarının çoğalması gibi. Evet. Ve burada bizler sonrasında tabii ki başımızın ağrımaması adına nelere dikkat etmeliyiz sizleri tercih ederken? Şimdi her şeyden önce bir firmanın geçmişine bakmak lazım, referanslarına bakmak lazım. Firma, tabii referansı iyi firmalar kaliteli iş yapar zaten. Kaliteli yapmak için de biraz tabii ki fiyat yüksek oluyor. Biz bu malzemeleri ayrıştırarak biz bu işi yapıyoruz. Her malzemeden havuz olmuyor. Ve çok önemli, sıhhati etkiliyor, hijyen çok önemli. Evet, kullanılan malzemelerdeki kalite bu hijyeni de tetikliyor çünkü. Evet. Bunlar gözükmeyen, bilinmeyen şeyler ama sonuçta gerçekten ciddi anlamda sonu hastanede biten arızalar evet. çıkarabiliyor. Tabii, Allah korusun. İşte onlara karşı önlemini baştan düşünerek alıyoruz. Örneğin havuzun içinde elektrik var. Elektrik motorlarıyla bunlar çalışıyorlar. Suyun devir daim artılması. İşte elektrik kaçakları olmasın. Tehlikeli durumlara karşı da önlemlerimizi alıyoruz. Onun için bunlar da kaliteli malzemelerle oluyor. %100 güvenceli olması için. O zaman buradan tüm Türkiye'me duyurulur diyoruz. Havuz yaptırmak isterseniz firmalarınızı seçerken lütfen inceleyin. Hatta bilhassa yerlerine giderek birebir muhatap olmanız sizi sonrasındaki çıkacak arızalardan korur diyebiliriz o zaman. Doğru. Peki ustacığım, siz burada İstanbul Havuz olarak yaptığınız ürün yelpazelerinin, yapılan işlerin ne kadar arkasındasınız? Sonrasındaki bakım onarımlarda, rutin olarak temizlenmelerde gibi gibi gibi. Her an telefonumuz açık. Her dakika açıktır. Gece 2'de de 3'te de şehirler arası dahi olsa, çünkü orada doğabilecek olumsuz şeylerden etkileneceğimiz için ben her zaman bu konuda açığım ve hazırım. 31 yıl kolay kazanılmadı diyorsunuz. Evet, burada evet. verilen hizmetteki kalite bizi evet. bugünlere getirdi. Sevgili oğlumuz ikinci nesilde tekrar ediyorum gelmiş. Ben 3. 4. nesiller boyu da daim olmasını dileyerek soruyorum. Diyorum ki hedefler neler? Hedefler en iyi olmak, en güzel olmak, en mutlu olmak bir de. İnsanları evet. mutlu etmek. Çünkü gerçekten çok seviyorsunuz. Bu bize gözlerinizden şu anda yansıyor. Ben diliyorum ki bu heyecan, bu ışık ilerleyen nice 30 yıllar boyu bizlerle olsun. Saygılar olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Bahçeköy İstanbul'dan İstanbul Havuz firmasına teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.